Süper Kanal Haber Merkezi'nden merhabalar. Önemli gelişmelerle karşınızdayız sevgili seyircilerimiz. Yeniceköy Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bir koltuk fabrikasının imalathanesinde yangın çıktı. Çıkan yangında fabrika kullanılamaz hale gelirken yangın sırasında 8 işçi mahsur kaldı. Mahsur kalan işçiler itfaiye ekipleri tarafından yangın bölgesinde çıkarıldı. Daha sonra ise olay yerinde bekletilen 112 acil servis ambulanslarıyla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın yaklaşık 5 saat sonra ancak kontrol altına alındı. Saat 14 sıralarında Yeniceköy Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Yakup Türkoğlu'na ait para mobilya fabrikasının sünger deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler kendilerini fabrikadan zar zor dışarı attı. Yangını fark edemeyen diğer bölümlerdeki 8 işçi ise mahsur kaldı. Alevler kısa sürede fabrikaya giderken içerideki işçiler mahsur kaldığı bilgisini alan itfaiye ekipleri oksijen tüplerini takarak içeriye girdiler. Fabrika içerisine giren itfaiye ekipleri mahsur kalan ve dumandan zehirlenen 8 kişiyi dışarıya çıkardılar. İhbar üzerine harekete geçen 112 acil servis ambulansları ve UMKE ekipleri olay yerine gelerek dumandan etkilenen Cemal Erdem, Ferhat Koç, Savaş Kılınç, Hüseyin Güztepe, Harun Tekin, Mehmet Demir, Sezgin Yumuşak Bey ve Saime Demir isimli işçilere müdahale ettiler. Hadi hemen öne geç. Geç. 112 acil servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine getirilen işçiler tedavi altına alındılar. Yangın yerine sevk edilen İnegöl Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına dört bir yandan müdahale ettiler. Fabrika içerisinde bulunan kimyasallar ve oksijen tüplerine alevlerin ulaşması sırasında patlamalar meydana geldi. Yangının büyüdüğünü gören işçilerden bazıları meraklı gözlerle yangın söndürme çalışmalarını izlerken bazıları da gözyaşlarına boğuldu. ...2000 metrekare alana sahip iki katlı mobilya fabrikasının içinde bulunan malzemelerin ve fabrika değerinin 7 milyon lira olduğu bildirildi. Olayına gelen İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri yangın bölgesinde güvenlik önlemleri alarak kimseyi yaklaştırmadı. Yangın söndürme çalışmalarına iş makineleri de katıldı. İtfaiye ekiplerinin yangını daha kısa sürede söndürmelerini sağlaması için iş makineleri fabrika duvarlarının bazılarını yıktı. Çok sayıda itfaiye aracı ve ekipleri fabrikayı saran alevleri söndürmek için büyük çaba harcadılar. İçeride bulunan kimyasallar nedeniyle kontrol altına alınamayan yangın söndürme çalışmaları yaklaşık 5 saat sürdü. Akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangın sonucunda fabrika tamamen yandı. Küçük Yenice Mahallesi'nde ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen yaşlı adam kendini bıçaklayarak yaraladı. Hemen ameliyata alınan yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre olay saat 14 sıralarında Küçük Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan 62 yaşındaki Kerim Uysal,
Tarlada çalıştığı sırada yanında bulunan bıçakla kendisini önce kalbinden bıçakladı, ardından boğazını keserek yaraladı. Kanlar içerisinde kalan Kerim Uysal'ı gören akrabalarının haber vermesi üzerine olayına gelen 112 acil servis ambulansında görevli sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olayında yaptı. Daha sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan Uysal, burada yapılan müdahalenin ardından ameliyata alındı. Durumu ağır olan Kerim Uysal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşlı adamın cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Atlı Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Evet, maalesef sırada bir üzücü haberimiz daha var sevgili seyircilerimiz. Alanyurt Mahallesi'nde yapımı süren site inşaatının çatı oluk işlerini yapan usta dengesini kaybederek 5. kattan düştü. Toprak zemine düşen genç işçi ağır yaralandı. Edinen bilgilere göre Alanyurt Mahallesi'nde inşaat işleri devam eden özel bir site inşaatında çatı oluk işi yapan 37 yaşındaki Mustafa Özen, bastığı parçanın kırılması sonucu dengesini kaybederek 5 katlı bloğun çatısından yere düştü. Geri gelecek bu sana. Hayır. Toprak zemine düşen işi ağır yaralanırken ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Mustafa Özen, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine getirildi. Genç işçinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sırada bir yangın haberimiz var sevgili seyircilerimiz. Suriyelilerin yaşadığı ahşap evde çıkan yangında dövüş horuzları telef oldu. Yangında ahşap ev kullanılamaz hale gelirken Suriyeli aile birkaç esyasını ancak kurtarabildi. Edinilen bilgilere göre Mesudiye Mahallesi, Destan ile Bosna sokaklarının kesiştiği köşede bulunan İbrahim Atar'a ait olup, Suriyeli bir ailenin ikamet ettiği tek katlı ahşap evde Kurban Bayramı'nın 3. günü saat 13.30 sıralarında ilk belirlemelere göre elektrik kontağında kaynaklı yangın çıktı. Evin ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede evi ve bitişinde bulunan kümesi sardı. Haber verilmesi üzerine yangın yerine gelen itfaiye ekipleri dört koldan yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmeye çalışırken evde kiracı olarak ikamet eden Suriyeli aile evdeki eşyaları, alevlerin sıçradığı bitişikteki kümesin sahibi ve yakınları ise alevler arasında kalan kümesteki özel yetiştirilen dövüş horuzlarını kurtarmaya çalıştı. Yangında 4 adet horuz telef olurken kurtarılan horuzların birbirleriyle dalaşması dikkat çekti. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürülen ahşap evdeki yangında ev ve kümes kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma ve soruşturma sürdürülüyor. Evet, Kurban Bayramı'nı geride bıraktık. Kurban Bayramı ile birlikte bayramlaşmalar da vardı. Şimdi bayramlaşma programlarına geçiyoruz. İnegöl Protokolü bayramın birinci günü Allianz Düğün Salonu'nda düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya Protokol bayramlaşması bayramın birinci günü saat 14.30'da Kültür Parkı içerisinde bulunan Allianz Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. İnegöl Bayramımız Sayın Ali Akçay'ın konuşmaları yapmak üzere. Bayramlaşma programına siyasi partilerin temsilcileri, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Bundan sonra huzurevi ziyaretimiz jandarma. Protokol bayramlaşmasının açılış konuşmasını Belediye Başkanı Anur Aktaş yaptı. Yine bir güzel bayramımızla bağlıyız, bayram önlerindeyiz. Gerçekten Kurban Bayramı telaşlı bir bayram. Bunu çarşıda da, pazarda da, özellikle kurban olması sebebiyle de son 2 günlük süre içerisinde hayvan pazarında çok
ciddi şahit olduk, gördük. Ama hamdolsun içi olarak az önce kaynaklarımıza da bilgi veriyorum. Gerçekten sükunet içerisinde bir bayram daha geçiyoruz. İnşallah sonuna kadar böyle devam eder. Bayram namazında yanı başında Suriyeli bir vatandaşın gözyaşlarına hakim olamadığını aktaran Başkan Aktaş, "Madde ve manevi sıkıntılarımız olabilir ama biz bayramı huzur içerisinde geçiriyoruz." diye konuştu. Muhakkak ilçe olarak, ülke olarak da maddi ve manevi sıkıntılarımız olabilir ama hamdolsun biz huzur içerisinde bir bayramı hep birlikte karşıladık. Ama dünyanın değişik coğrafyalarında maalesef kanla, gözyaşına, belki bombalarla bu bayram sabahı karşılamak zorunda olan insanlarla. Tabii bu güzel günlerin hürmetine duamız, temelimiz olur. İnşallah bu sıkıntılar, bu problemler bir an evvel gitsin ve o kardeşlerimiz de bizim aynı bugün huzur içerisinde karşıladığımız bu bayram gibi bayramlarını karşılasınlar ve idrak etsinler. Sabah bayramımızda hemen iki yanında Suriyeli bir abimiz vardı. Biz zaten şahit olduk. Hocamız duada özellikle Suriyelilere, efendim söyleyeyim, yurt dışında şu an sıkıntı olan Müslüman bölgelerle alakalı dua ettiğinde gözyaşlarına hakim olamadı ve namaz çıkışında da kendisi şunu ifade etti ki inşallah biz en kısa zamanda kendi ülkemize de kendi şehrimize bayram geçirmek istiyoruz dedi. Aktaş'ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Kaymakam Ali Akça ise bayram demek birlik demektir, bayram demek beraberlik demektir diye konuştu. Değerli arkadaşlar, belediye başkanımıza çok veciz şekilde ifade etti. Bayram demek birlik demektir, bayram demek beraberlik demektir, bayram demek yardımlaşma demektir, hatırlamaktır, hatırlanmaktır ve bayram büyüklerin küçüklere karşı olan sevgisinin, küçüklerin de büyüklere karşı olan saygısının sınırsızca yaşandığı günlerdir. Ve bayram mutlu olmak günleridir. Mutlu olmanın en verildiği günlerdir bayramlar. Zaten hayatın içerisinde yeteri kadar acı var, acımasızlık var, savaş var, ölümler var. Ama bunun yanında hayatın kendi içerisinde sevgi var, hayatın kendi içerisinde barışla huzur var. Ve biz bütün bu acımasızlıklara, bütün bu savaşlara rağmen inanla bayramları kutlamaya devam edeceğiz. Adalet ve Kalkınma Partisi de bayramın birinci günü bayramlaşma törenini gerçekleştirdi. Yapılan bayramlaşma töreninde gündem ise Aralık ayı sonunda yapılması planlanan ilçe kongresi oldu. İktidar Partisi bayramlaşma programını bayramın birinci günü gerçekleştirdi. Bayramlaşma programına Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Belediye Başkanı Ali Raktaş, İlçe Başkanı Bülent Temelli, bazı mahalle muhtarları ve partiler katıldı. Programda ilk konuşmayı ilçe başkanı Bülent Temelli yaptı. Değerli dostlar, ülke olarak gerçekten güzel bir bayramı daha hep birlikte yaşıyoruz. Nasıl ki bayramlar birlikte olmanın, dayanışmanın, paylaşmanın, dostluğun sembolü ise belki içinde bulunduğumuz Kurban Bayramı'nı en huzurlu, en mutlu bir şekilde yaşayan ülke ülkemiz. Belki bununla ne kadar övünsek azdır ama bugün öyle görüyoruz ki dünya üzerinde aynı mutluluğu bu bayramı bayram sevincinde yaşayamayan dindaşlarımız, kardeşlerimiz var. Ve işte bugün biz ülke olarak onların bu içinde bulunduğu duruma üzülerek belki de bu üzüntüyle bayramımızı buruk geçiriyoruz. Temelli konuşmasının son bölümünde ise Aralık ayında yapılacak olan kongreyle ilgili bilgiler verdi. Aralık sonuna kadar diyorum bir kongremiz olacak ve inşallah işte bu kongremizde de belki bir nöbet değişimi, belki yorulan arkadaşlarımızın yerine yeni arkadaşlarımızın, belki de birçoğuyla da tecrübeli arkadaşlarımızın da katıldığıyla yeni bir döneme, yeni Türkiye'nin yeni kadrolarını kurmaya ilçe teşkilatlarından başlayan bir kongreler takvimi başlamış bulunuyor.
ve önümüzdeki günlerde inşallah bunda çalışmalarını, delege seçimiyle başlayacak olan çalışmaları hep birlikte icra edeceğiz. Daha sonra Belediye Başkanı Ali Aktaş bir konuşma yaptı. Aktaş konuşmasında büyükşehir yasasıyla ilgili yaşanan bazı sıkıntıları dile getirdi. Değişimden, dönüşümden ve sürecin yeni başlamasından kaynaklanan ufak tefek sıkıntılar var gibi gözükse de inşallah kısa bir zaman içerisinde bunların hiçbir şekilde kalmayıp bu yasanın ne kadar doğru bir yasa olduğunu, bu faaliyetin ne kadar hayırlı sonuçlar getireceğini inşallah hep birlikte göreceğiz. Bunlar hiçbir aşamanın zerre miskali şüphesi olmasın. Dedim ya, değişim ve dönüşümden kaynaklanan bir miktar sıkıntılar olabilir ki kısa bir süre önce biz aldığımız bilgiyle söyleyeyim. Yaklaşık 80 bin nüfusun üzerinde 24 tane belediye başkanı. İnşallah bayram sonrasında Sayın Başbakanımızla da bir araya geleceğiz. Oradaki teknik bazı problemleri de kendisine aktaracağız. Temennimiz ve ümidimiz odur ki inşallah güçlenerek süreci devam ettireceğiz ki zaten bununla alakalı iyileştirmeler gün be gün yapılıyor. Son olarak Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin'e bir konuşma yaptı. İçinde bulunduğumuz durumu hepimiz çok iyi idrak ediyoruz, çok iyi yaşıyoruz. Ama ben size biraz da yaptıklarımızdan, biraz da hükümetimizin icraatlarından, çevrede yaşanan olaylardan ve hepimizin hassas olarak bazı konulara değinmesi gerektiği için bizden beklediği bazı mesajları vermek istiyorum. Yaklaşık 3 aylık bir süreçte bir torba yasayı kanunlaştırdık. Hepiniz çok yakın takip ettiniz. Toplumumuzun genelini ilgilendiren özellikle vergi, SGK, emlak vergileri, esnaf odaları, ticaret odaları, mali müşavirler ve muhasebeciler odalarının primlerini ve son günde torbaya kanuna ekleyerek tarımsal sulama ve kooperatiflerinin borçlarının ertelenmesini, üzerine binen faiz yüklerinin kaldırılmasını ve taksite bağlanmasıyla ilgili düzenlemeyi yaptık. Bu hususta çok ciddi bir efor sarf ettik. 101 gün sürdü bunu kanunlaştırmamız. Yapılan konuşmaların ardından program bayramlaşmayla sona erdi. Bayramlaşmasında huzur evinde. Evet, Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı ise bayramlaşma programını bayramın ikinci günü parti lokalinde gerçekleştirdi. Bayramlaşma törenine ise Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlyas Töngüç de katıldı. Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı bayramlaşma programını bayramın ikinci günü parti lokalinde gerçekleştirdi. Açılışımızı... Bayramlaşma programına Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlyas Söngüç, İl Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir Salih Berber, İlçe Başkanı Ertan Sütçü, Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, bazı mahalle muhtarlarının yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Programda ilk konuşmayı Saadet Partisi İlçe Başkanı Ertan Sütçü yaptı. Kurban rahmettir, berekettir. Kurban kardeşliktir, paylaşmaktır, birlikteliktir. Kurban gerçek sevginin, Cenab-ı Hakk'a olan sevginin ispatıdır. Kurban teslimiyetin ve sadakatin bayramıdır. Rabbim cümlemizi son nefesimize kadar teslimiyetten ve sadakattan ayırmasın inşallah. Sütçü'nün ardından İl Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de kısa bir selamlama konuşması yaptı. 60 senesinde Almanya'daki macerasından sonra geldi 4 tane araba yaptı. Bu arabalara benzin koymadılar. Dediler ki size biz o arabayı 5 liraya veririz, 10 liraya yapmayın. Ondan sonra hocam baktı ki olmuyor. O da Borsalar Birliği Başkanlığı'na aday oluyor, kazanıyor. Bakıyor ki Demirel önünü kesiyor. Demek ki bu iş olmayacak. 69 yılında siyasete giriyor tek başına. Her bahar bir çiçekte başlar dediği gibi. Milletvekili oluyor, milli nizamı kuruyor. Kısa geçiyorum. Ondan sonra milli nizamı kapatıyorlar. Bakıyor ki bu geliyor. Milli selamet, 74 Kıbrıs kazanımı. Bu Haçlı, şu anda bu İslam alemindeki zulümleri yapan bu Haçlı. Halen de belki orada zulümler şu bayrama rağmen yapılıyor. Bunu hazmedemediği için şu Türkiye'nin kazanmış olduğu Kıbrıs'ı dahil, Güneydoğumuz dahil, bırakın bunu,
bizi yok etmek üzere mücadelesine devam ediyor. Son olarak yürütüye çıkan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlyas Döngüç, gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kardeşlerim, iyilik kendi kendine olabilecek bir şey değildir. Yani ben iyiyim demekle iyi olunmaz. Bunu iyi idrak etmek ve toplumumuzla bunu iyi konuşmak, beraber olduğumuz bayramlaşmalar vesilesiyle beraber olduğumuz insanlara bunu iyi aktarmak mecburiyetindeyiz. Başkalarına yapacağınız şeyle ancak iyilik ortaya çıkar. Kendinize iyi olamazsınız. Başkalarına karşı yapmış olduğunuz çalışmalarla ancak bu iş ortaya çıkabilir. Bakın şimdi Avrupa'da, Amerika'da bir takım kürsüler kuruyorlarmış, duyuyoruz. Neymiş? Diyorlar ki, eğer hastalık sahibi olmayacaksan, yani psikolojik olarak rahatsızlık olmak istemiyorsanız, başkalarına yardım edin kürsüleri kurmaya başlamışlar. Merhum hocamız derdi ki, biz parasını peşin almış müteahhitler gibiyiz. Her şey hazır elimizde, fakat biz bunun kıymetini bilmiyoruz. Araştıra araştıra geldikleri nokta, arkadaş elindeki parayı olmayanlara, imkansızlara göndermezsen kafayı oynatırsın noktasına gelmiştir. Ve psikoloji. Biz de diyoruz, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Peki gelmiş geçmiş olarak yeryüzüne gelen insanlar içerisinde en hayırlı insan kimdir? Elbette Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ne diyoruz? Alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. O son olarak gelmiştir ama nuru ilk yaratılandır. Onun nurundan yaratılmıştır bütün alem. Peki Peygamber Efendimiz ne yapmıştır diye baktığımız zaman, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adetini kurtarmak için gece gündüz çalışmıştır. İşte milli görüş kadrolarının niçin var olması gerektiği ve niçin ayakta diri bir şekilde olması gerektiği buradan bellidir. Şimdi kardeşlerim, hadis-i şerifte buyruluyor ki, iman 70 küsur şubedir. Bunun en temeli la ilahe illallah demektir. En hafifi ise yolda eziyet veren şeyleri insanların önünden alıp onları rahatlatmaktır. Bunu zahiren anlamak istersek İnegöl'de sokaklarda görmüş olduğumuz bir takım taşı ve engelleri kaldırmakla bu vazifeyi yaptığımızı zannedebiliriz. Doğrudur ama eksik kalır. Asıl olan şudur. İnsanlarla İslam'ın önündeki engelleri kaldırmak için de çalışma yapmak mecburiyetindesiniz. İşte 40 yıldır Milli Görüş Hareketi'nin yaptığı budur. Şimdi burada bizim sormamız gereken şudur. 5 vakit benimle camide namaz kılan kardeşim, 40 yıldır kendini bu konuda insanlarla İslam'ın hakkın önündeki engelleri kaldırmak üzere kendini vazifelendirilmiş bir toplumun önüne geçerek, onun önünden adam çalarak, onun önünden bir takım insanları başka başka yerlere yönlendirerek Allah aşkına neye hizmet ettiğini biliyor mu? Ne yaptığımızı iyi bilmek mecburiyetindeyiz. Yapılan konuşmaların ardından dışarıda gerçekleştirilen bayramlaşma ile program sona erdi. Bir başka siyasi parti bayramlaşma programıyla devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi de bayramın ikinci günü bayramlaşma törenini gerçekleştirdi. Bayramlaşma töreninde konuşan ilçe başkanı Turan Neşe, ülkemizde yaşanan son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. O kadar netleşti ki. Cumhuriyet Halk Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı bayramlaşma programını bayramın ikinci günü parti lokalında gerçekleştirdi. İkinci sıradaki yetkili... Parti binasında düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Turan Neşe, bayramlar dayanışma ve sevginin yaşandığı günlerdir diye konuştu. Bayramlar sevginin, buluşmanın, kardeşliğin ve dayanışmanın yaşandığı günlerdir. Küçüklerin saygıyla büyüklerini ziyaret ettiği, büyüklerin sevgiyle, büyük bir hoşgörüyle küçükleri kucakladığı bu özel günlerde biz de, partililerimiz de, İnegöl'de hemşerilerimiz de, sivil toplum örgütlerinde bir aradayız. Ama inanın ki bu Kurban Bayramı'nda bile yüreğimiz yanık. Çünkü artık Kurban Bayramları'nın altını çizerek paylaşmak istiyorum ki biz yurtta barış, dünyada barış diyen Atatürk'ün kurmuş olduğu partinin mensupları olarak ülkemizde
barışın, kardeşliğin ve sevginin hakim olduğu bir sürecin yaşanmasını istiyoruz. Ama gelin görün ki Türkiye büyük bir ateş çemberinin içerisinde 1,5 milyona yakın Müslüman din kardeşimiz aşağıdan yine kendisine Müslüman olduğunu iddia eden radikal İslamcıların, IŞİD'in, El-Nusra'nın ve El-Kaide'nin baskısı sonucu ülkemize sığınarak ülkemizin değerinin bir kat daha ortaya çıkarmıştır. Sevgili seyircilerimiz, Kurban Bayramı'nın ilk gününde yine bildik manzaralar yaşandı. Kesim sırasında kendilerini yaralayan onlarca kasap acil servislere akın ettiler. Kurban Bayramı'nın başlamasıyla birlikte kurbanlık hayvanlarını kendileri kesmeye çalışan çok sayıda vatandaş çeşitli yerlerden yaralandı. Kesim sırasında yaralanan acemi kasaplar hastanelerin acil servislerine akın etti. Kurban Bayramı namazını kılan İnegöllüler ardından kurbanlarını kesmek için kolları sıvadı. Bir kısmı modern kesim alanlarını tercih ederken bazıları ise kurbanlarını kendileri kesmek istedi. Kurban Bayramı'nın vazgeçilmezlerinden acemi kasaplar ise yine hastanelerde nefes aldı. Yüzlerce acemi kasap kurban yerine kendilerini kestiler. Elleri ve ayakları bezlerle sarılı halde hastanelerin yolunu tuttu. Kimisi kendi aracıyla hastaneye gelirken bazıları ise ambulanslarına acile yetiştirildi. Acemi kasapların içerisinde bayanların da olması dikkat çekti. Acil servise gelen birçok kişinin bıçak kesimlerinin yanı sıra kurbanlık hayvanlarını yere yatırdığı sırada yaralananlar da oldu. Yaralı vatandaşların birçoğunun kollarında kırık olması ise dikkat çekti. Kurban Bayramı'nda kesim yeri bulamayan vatandaşlar hayvan pazarında kurban kesmeleri hiç hoş olmayan görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Şimdi İnegöl'de kurban manzaralarını ekranlarınıza getiriyoruz. Kurban Bayramı'nda İnegöl Belediyesi tarafından ilçenin değişik yerlerinde kurban kesim yerleri açılmasına rağmen yeterli olmadı. Mesudiye Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarında hiç hoş olmayan görüntüler kameralara yansıdı. Kurban alan vatandaşlar kurbanlarını hayvan pazarında hijyen olmayan bir ortamda kesmesi dikkat çekti. Birçok vatandaş kurbanlık hayvanların kaldığı yerde kurbanlarını kesti. Kötü olan ortamda kesilen hayvanlar burada parçalanarak araçlara yüklenip götürüldü. Hayvanların atıkları ise çevreye rastgele bırakıldığı gözlendi. İnegöl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri Çeltikçi Mahallesi girişinde araç uygulaması yaptı sevgili seyircilerimiz. Ancak yapılan bu uygulama diğerlerinden biraz farklı. Ekipler ceza yerine sürücülerin önce bayramlarını kutlayıp şeker ve kolonya ikram ettiler. Durdurulan birçok ara sürücüsünün emniyet kemeri takmadı ise kameralardan kaçmadı. İnegöl Jandarma Trafik Ekipleri Çeltikçi Mahallesi girişinde trafik uygulaması yaptı. Jandarma tarafından gelen araçlar tek tek durduruldu. Trafik ekipleri önce sürücülerin bayramını kutladı, daha sonra ise şeker ve kolonya ikram etti. Durdurulan birçok ara sürücüsünün emniyet kemeri takmadığı görüldü. Bunun üzerine ekipler sürücülere uyarılarda bulunarak kendi can güvenlikleri için emniyet kemerlerini takmalarını istedi. Sürücüler uyarılar üzerine emniyet kemerlerini takarak yollarına devam etti. Sizin için de bir temennimiz olacak, bir isteğimiz olacak. Kendi can güvenliğiniz için lütfen kemerlerinizi takarsanız. Çünkü sizin hayatınız bizim için, memleketimiz için, insanlarımız için, ailelerimiz için çok önemli. Teşekkür ederiz. Hayırlı yolculuklar, iyi bayramlar beyler. Yapılan uygulamayı memnuniyetle karşıladıklarını belirten bazı sürücüler bu tür uygulamaların sık sık yapılmasını istediler. Uygulama süper. Memnunsunuz. Ya biz her zaman memnunuz. Euro eksik olanlar veya alkollü kullananlar biz kullanmıyoruz. Bizim açımızdan daha iyi oluyor böyle. Evet, bence evet. Her gün olsun.
Yani. Hayırlı bayramlar. Bayramlarımıza ne bırakalım? Bir başka sürücüye basın mensuplarının emniyet kemerinizi takmadığı sorulması üzerine sürücünün verdiği cevap ise kısa süreli şaşkınlığa yol açtı. Teşekkür ederiz. Nasıl biliyorsun bu uygulamayı jandarmanın? Jandarmanın uygulaması nasıl oluyor? Çok güzel. Gerçekten buyurun. Her zaman gereken şeyler. Bana sürüyorsunuz, eksik bir şeyiniz var mı? Yok, herhangi bir sıkıntımız yok. Emniyet kemerini takılı değil. Biliyorum. O yüzden zaten sonra cevap vermek istedim. Sağ olun. Yakın mesafeden çıktığı için. Tamam, kapat hadi canım. Yapılan kontrol noktasında denetim yapıldığını fark eden sürücü, geri geri kaçmaya başlaması ise kameralara yansıdı. Jandarma ekiplerine uygulama yaptığı yerde bisikletleriyle toplanan bir grup çocuğa yönelen ekipler, çocukları bisiklet kullanırken dikkatli olmalar konusunda uyardı. Kullanırken yollara çıkmayın. Dikkat edin yollarda, trafiğe. Daha müşahit yerlerde, parklarda, bahçelerde. Abi oradan ekipler daha sonra çocuklara da şeker ikram etti. Kurallara uyun siz. Yanlış yapanlara örnek olun. Aslında hepiniz birbirinizden akıllı. İlgili gençlersiniz. Geleceğimiz gençler. Sırada bir kaza haberimiz var sevgili seyircilerimiz. İnegöl Alanyurt arası karayolu üzerinde meydana gelen zincirleme kazada 3 araç birbirine girdi. Nişan törenine giderken kaza şokuyla karşı karşıya kalan aile başka bir araçla yollarına devam etmek zorunda kaldı. Edinilen bilgilere göre Alanyurt istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Necla Kocak yönetimindeki 16F6565 plakalı özel otomobil, kendisini sonlamak isteyen özel bir otomobilin sıkıştırması sonucu ani fren yapmak zorunda kaldı. Bir anda yol ortasında duran özel otomobile önce arkasından gelen Mustafa Çiçit yönetimindeki 16KCM76 ardından da nişan törenine giden Yener Eren yönetimindeki 16KCY06 plakalı özel otomobil çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmazken kaza nedeniyle Alanyurt'tan İnegöl istikametine trafik akışı aksadı. Trafik ekiplerinin kaza yerine gelerek kazaya karışan araçları yoldan kaldırmasıyla yol trafiğe açıldı. Nişan törenine giderken kazaya karışan Eren ailesi gelen bir başka araçla nişan töreni için yollarına devam ettiler. Spor haberimize devam ediyoruz sevgili seyircilerimiz. İkinci lig kırmızı grupta mücadele eden temsilcimiz İnegöl Spor kendi evinde Gölbaşı Spor ile karşılaştı. Bordo Beyazlılar sahadan 3 puanla ayrılmayı bildi. Müsabakayı İkinci lig kırmızı grupta mücadele eden temsilcimiz İnegöl Spor kendi evinde Gölbaşı Belediyespor ile karşılaştı. Spor bildiğiniz gibi Bordo Beyazlı temsilcimiz maçın ilk yarısında bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Gölbaşı'yla Gölbaşı Belediyespor arasındaki mücadelede ceza sahası içerisi kalabalık. Şimdi penaltı noktası üzerine kafayı vurdu, topu ağlara gidiyor. Biraz önce Emrah atamamıştı ve topu ağlara gönderdi. 18. dakikada çıktı, yükseldi, ön direkte topu kafayla ağlara gönderdi. Ve yine Gölbaşı'yı 1-0 öne geçirdi bu golle. Evet. İkinci yarıya daha hızlı başlayan temsilcimiz İnegöl Spor, Raif'in attığı golle 2-0 öne geçti. Şut pozisyonda topu ağlara gönderebilir miyiz? Gönderiyorum. Raif attı. Şut pozisyonda demiştim. Orada bir türlü Mümin'in ismini söyleyemedim. Mümin vurdu. Top yuvarlana savunmaya çarptı. Raif dokundu ve topu ağlara gönderdi. Raif durumu 2-0'a taşıdı. Müsabakada 85. dakika. Müsabakanın son bölümlerine yaklaştığımız sırada Mümin'le Bordo Beyazlılar farkı 3'e çıkardı. Kazandılar. Emrah araya bıraktı. Raif kaleciyle karşı karşıya. Raif geçebilir mi rakibini? Geçti. Şut pozisyonda. Raif içeriye bıraktı. Mümin topu ağlara gönderdi. Bravo Raif. Ben atayım demedi ve bıraktı Mümin'in önüne ve topu ağlara gönderdi. Evet. Gölbaşı Belediye ise son dakikalarda bulduğu golle durumu 3-1 yaptı. Şimdi son dakikalara kadar zaten olay koptu içeriden. Evet, direkten dönen gol, bir top var konuk takım adına. Golü verdi mi? Penaltı verdi. Hayır, penaltı verdi. O penaltı verdi, yan hakem golü verdi. Evet, yardımcı hakem de ona bakıyor. Evet, yan hakem golü verdi. Verdi. Yardımcı golü hakem verdi. Şimdi söyleyeceğim dedi. Dördüncü hakeme. Dördüncü hakem de uyardı. Yan hakem golü verdi.
Evet. Ben altından önce golü verdi. Evet, direkten dönmüş. Direğin altına vurmuştu. O Kemal vurdu sanırım o kafayı. Kemal. Maçta başka gol çıkmayınca yine Golspor Nazilli deplasmandan aldığı muhalibetin ardından haftayı 3 puanla kapatmayı başardı. Bu haberle birlikte haber bültenimizin sonuna geldik. Bir başka haber bültenimizde görüşmek dileğiyle. Hoş ve sen kalın.